şaka yapıyor olmalısın. Biz Aslı'ya bakmıştık. Bu evde oturuyorlarmış. Tanıyor musunuz kendisini? Emel Hanım'ın kızı Aslı mı? Çok oldu taşınalı onlar. Öyle mi? Nereye taşındılar biliyor musunuz? Annesi çok iyi bir yerde işe girdi, yatılı çalışıyor. Bu olabilir mi? Bu evde yaşıyor. Çağla dur, nereye gittiğini sanıyorsun? Bırak beni, eve gireceğim. Çağla bir sakin olur musun? Sakin mi olayım? Burak'ı da o kızı da rezil edeceğim. Beni nasıl bu kadar aptal yerine koyarlar? Gözümün önündelermiş, kahretsin. Çağla, sakin olur musun? Sakin ol. Çağla şu arabaya biner misin? Arabada konuşalım bunları, biri görecek şimdi. Onlar görünmekten çekinmiyor, ben mi çekineceğim? Öğrenecek, herkes öğrenecek. Çağla, ya biraz akıllı olur musun ya? İçeri gireceksin de ne olacak? En fazla kızı evden kovacaklar. Tabii Burak buna izin verirse. Böyle bir şey onları ayırmaz. Aksine onları birbirine kenetler. Amacın bu mu? Heh, bu mu amacın? Bak, elinde çok iyi bir koz var. Ve bunu en iyi şekilde değerlendirmen gerekiyor. Bunun yolu bu değil. Çağla. Bana güven. Sana yardımcı olacağım. Bana güven. Hazmedemiyorum Gani. Beni aptal yerine koyup kandırdılar. Ben bunu nasıl yanlarına bırakayım onların? Bırakmayacağız. İnan bana. Aslım, hazır mısın yavrum? Ay, hazırım anne. Kuzum, sen üniversiteli mi oldun? Ay anne, rüya gibi inanamıyorum hala. Ben de inanamıyorum. Aslı, sen şimdi okula gideceksin ya, yani böyle derslerini çok iyi dinle. Öyle herkesle de arkadaşlık yapma, değil mi kuzum? Anneciğim, senin çocuğun koca kız oldu ya. Oldu, biliyorum ama benim için hala küçüksün. Telefonun çalıyor, nerede yavrum telefonun? Ay, kim arıyor sabah sabah Aslı? Gonca arıyor ya. Açsana çocuğum. Ya, anne şimdi ben onu yolda ararım. Acelem var. Ya yavrum açsana telefon diyorum. Anne şimdi lafa tutar 2 saat beni ya. Ben ararım onu. Tamam. Al yavrum. Anne benim param var. Ya yanında bulunsun. Aslı. Oh. Allah zihin açıklığı versin çocuğum. Amin. Amin. Kolay gelsin. Hadi dur, su dökeceğim arkandan. Sen beni aradın ya. Az kalsın anneme yakalanıyordum ya. Çok stres oldum. Keşke yakalansaydın. Hiç bana öyle bakma. Senin başka türlü annenle falan konuşacağın yok. Haklısın. Tamam. Konuşacağım annemle. Cesaretimi toplayıp her şeyi anlatacağım. Emel'i iyi tanırım. Aslı'ya çok kızacaktır. Hele ki ortada bir ciddiyet olmadan annesine açılırsa ikisinin arası bozulabilir. Ne oldu Burak? Sen konuşmamı istemiyor musun yoksa? Tabii ki de istiyorum canım. Bunu da nereden çıkarttın? Aşkım, heyecan var mı? Ya olmaz olur mu? En büyük hayalimdi. Canım benim. Sayende ben de ilk defa heyecanlı ve istekliyim. Bu fikir şeytanın bile aklına gelmez doğrusu. Asla senin düşmanın olmadı. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Bazen ben de korkuyorum kendimden. O gün beni bıraksaydın şu an burada olamazdık o. Hale bak ya. Resmen bizimle aynı okulda okuyor. Çağla bunu konuştuk ama değil mi? Sakin olman gerekiyor. Ben sürekli bunun yüzünü görmek zorunda mı kalacağım? Ben böyle bir şeyi tahammül edemem ki. Planımızın kusursuz işlemesini istiyorsan edeceksin. İstiyorsun değil mi? Herhalde. Hadi. Ben artık gideyim. Sen de dersine gir. Tamam canım. Öğlen buluşuyoruz. Sana yemek ısmarlıyorum, olur mu? Olur. Hadi iyi dersler. Sana da. Efendim Gonca'cığım. Aslı'cığım ne yapıyorsun? Okulda mısın şu anda? Evet canım. Nasıl ortam? Güzel mi? Ya da bir dakika. En iyisi sen anlatma. Ben seni hemen bipleyeyim. Görüntülü görüşelim. Tamam, tamam. Bak burası fakültenin girişi. Ortamı görebiliyor musun? Evet Aslı, görebiliyorum. Ay çok güzelmiş. Bir gün seni de getiririm, merak etme. Ya getirirsin tabii ama ben o kadar bekleyemem ki. En iyisi sen okulun değişik yerlerinden beni biple. Tamam tamam. Birkaç yerden kepslerim hazır olacak. Tamam, bekliyorum canım. Öpüyorum. Burası benim yerim. Anlamadım. Sen arkaya otur, görüntüyü bozma. Hem zaten buralarda doldu. Asıl sen geç arkaya ya. Sana ne oluyor ya? Sen işine baksana. Öf kızım, sen ne sıktın ya? Boğuldum. Hadi benim asabımı bozma da yerine geç. Otur sen de buraya. Banu. Aslı ben de. Çok memnun oldum. Böyle tiplere bir kere evet dedin mi tepene çıkarlar. Ya evet, durup dururken sataştılar. Ben de anlamadım. Burası bunlarla kaynıyor, okul değil. Sanki oyuncak mağazası. Her yer bar bebek dolu. Haklısın. Neyse biz işimize bakalım. Evet evet. Bunlarla muhatap olunmaz. Başka yere oturur musun? Hayır. Peki. O zaman ben başka yere otururum. Tamam. Her şey istediğin gibi olsun. Pes ediyorum. Arkadaşız bundan sonra. Seninle daha fazla kötü olmak istemiyorum Burak. Hafta sonu nikah var biliyorsun. Hadi lütfen. Benimle kötü olmak istemiyorsan benden uzak durursun Çağla. Odasında mı? Evet Oktay Bey, ben geldiğinizden haber vereyim. Bu ne rezalet Elçin? Elçin Hanım, ben size haber verecektim ama... Hiç problem değil canım. Ne rezaletinden bahsediyorsun sen? Evleneceğini böyle mi öğrenecektin? Hem de Sinan Mahzaroğlu'yla. Başka adam mı bulamadın? Arayıp sana haber vermemi beklemiyordun herhalde. Ayrıca kiminle evleneceğimi sana soracak değilim. Bu seni ilgilendirmez. Kiminle evleneceğin tabii ki beni ilgilendirmez. Ama kızıma kimin üvey babalık edeceği beni ilgilendirir. Öyle mi? Ay, sonunda kızınla ilgilenmeye başlamana çok sevindim. Yine çok abarttın. Sadece birkaç ay yoktu. Seninle tartışmayacağım Oktay. Ne istiyorsun? Buraya Çağla'yı merak ettiğim için geldim. Ve onu ihmal ettiğim için kendimi suçlu hissettim. Ama görüyorum ki buna hiç gerek yokmuş. Kızımı ihmal eden, onun psikolojisini bozan annesiymiş. Sen ne saçmalıyorsun? Çağla bu evliliğe başından beri onay veriyor. İçine atmış demek ki. Neyse. Kızım bundan sonra benimle kalacak. Onun psikolojisiyle gerektiği gibi ben ilgileneceğim. Seninle mi kalacak? Sırf bunu beni mutsuz etmek için söylüyorsun değil mi? Hazmedemiyorsun çünkü. Bunda hazmedemeyecek ne var ki? Ha, eğer Sinan'la ilişkin benimle evliyken başladıysa bilemem. Böyle bir şeyin olmadığını, olmayacağını gayet iyi biliyorsun. Umarım öyledir. Oktay yeter. Hastalıklı fikirlerini daha fazla dinlemek istemiyorum. Çağla'yı tabii ki istediğin zaman arayıp istediğin zaman görebilirsin. Hatta çok iyi olur. Ama bundan sonra beni rahatsız etme. Hele ki bu şekilde. Peki. Sen bilirsin. Bakabilir miyim? Tabii. Ay çok yeteneklisin. Sağ ol, idare eder işte. Sadece doğa resimleri mi çiziyorsun? Bunlar inanılmaz. Fotoğraf çekmeyi de çok seviyorum. Yani tabii en büyük zevkim de çektiğim fotoğrafları resmetmek. Bunları sen mi çektin yani? Harika. Okulda da fotoğraf kulübüne yazılmayı düşünüyorum. Aa ne güzel. Gel birlikte yazılalım. Emin ol çok zevkli. Bilmem ki. Becerebilir miyim acaba? Ben sana yardım ederim. Yani sadece bir tane profesyonel fotoğraf makinesi alacaksın. O kadar. Ay ben bunu bir düşüneyim. Neyse benim çıkmam lazım. Erkek arkadaşımla yemek yiyeceğiz de. O da bu okulda okuyor. Sen de gel istersen. Yok teşekkür ederim. Sonra umarım. Görüşürüz. 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 Aslı. İlk günün nasıl geçiyor canım? Bu kadar varlıklı insanın arasında kendini yabancı hissetmiş olabilirsin. Hayır böyle hissediyorsan sana uygun bir sürü devlet okulu var. Bana neyin uygun olup olmadığına ben karar verebilirim Çağla. Özel hayatımda, okul hayatımda gayet mutluyum. Ama bu çok kısa sürecek. Sana burada da, özel hayatında da rahat yok. Emin olabilirsin canım. Hayır. Çekil önümden. Güzelmiş. Bir daha sakın bana dokunayım deme. Hırçınız birazcık galiba. Aşkım, ne oldu? Yani sana bir şey mi yaptı yoksa? Hayır Burak. Gidebilir miyiz buradan? Bak eğer sana bir şey dediyse ya da elini falan sürdüyse... Bırak. Tamam. Siz bence gidin buradan. Bir tatsızlık çıkmaz. Burak, bir şey yapma diyorum. Derdin neyse ben de hallettim. Bir daha Aslı'yı yüzünü görürsem seni gebertirim. Bir sakin, tamam. Bir sakin, tamam. Oğlum kuzeninin kız arkadaşından sana ne? Sana Aslı'yı karıştırma dedim. Bir dakika, bir dakika. Yoksa sen o kıza aşık mısın? Hiç yakıştıramadım. Bak hala konuşuyor ya. Tamam yeter ya. Benim seninle bir sorunum yok. Benim sende var. O yüzden etrafına fazla dolaşma. Tamam? Çağla neredesin? Konuşmamız lazım. Aşkım, bak lütfen söyle bana. Ne oldu? Bir şey olmadı aşkım. Yani lavabodan çıktım ben. O da birdenbire karşıma çıkınca bakışlarından rahatsız oldum sadece. Pislik herif. Aslı korkmuşsun. İyiyim ben. Canım, bak bundan sonra dersim bitince beni sınıfında bekle. Buraya birlikte gelelim. Tamam. Hadi gidelim mi? Seni pastaneye bırakayım. Olur. Hadi bas, görecekler şimdi beni. Sen kimsin be? Bas diyorum, hadi geliyorlar. Bas biraz, hadi. Aha, hoş geldin. Hoş bulduk. Aşkım, rahatsız etmiyorum değil mi? Aa, ne demek bu? Teşekkür ederim. Şişt, hadi seni kaçırmaya geldim. Yemek yer miyiz birlikte? Ya olur. Olur tabii. Sen iyi misin? Hayır, hiç iyi değilim. Ne oldu? Ya biz ne zaman huzur bulacağız Sinan? Ya bir tarafta çocuklar, bir taraftan eski karın, şimdi bir de ortaya Oktay çıktı. Hayır niye bu kadar zor? Oktay seni mi aradı? Hayır, buraya geldi. Gazeteden evleneceğimizi öğrenmiş. Tabii evleneceğin kişinin ben olduğunu duyunca iyice delirmiştir. Evet, öyle. Seni kıracak bir şey söylemedi değil mi? Ay yok canım. Yani onun söylediklerine kırılmayacak kadar hissizleştim ona karşı. Gelip mutluluklar dilemesini beklemiyordum tabii ama Çağla'yı kullanıp bana saldırmasına tahammül edemiyorum. Hala peşimizdeler ya. Hadi atlat şunları. Ya kızım sen kimsin be? Hem seni tanımıyorum, hem arabama biniyorsun, bir de üstüne emirler falan yağdırıyorsun. Bana bağırıyor musun sen? Tamam. Tamam atlatacağım. Ondan sonra seni indireceğim. Makul. Anlaştık. Kim bunlar? Yani neden polis çağırmak yerine arabama atladın? Soruların çok zekice. Otoparkta polis mi vardı? Ya da arasaydım hemen gelecekler miydi? Anladım. Peki tekrar soracağım. Kim bunlar? Peşimde olan birileri işte. Cevapların çok zekice. Hafızaya bak. Soktuğum lafı bana geri satıyor. Bizim okulda mı okuyorsun? Üniversite size mi ait? Hayır yani aynı okulda mı okuyoruz? Evet. Neden şaşırdın? Öğrenciye benzemiyor muyum? Sence? Pardon unutmuşum. Bu okulda öğrenci olmak için lüks bir araba bir de ukala bir tavır gerekiyordu değil mi? Burslu okuyorum. Anladım. Zeki kız. Sanırım atlattık. Evet evet atlattık. Sağ ol. Ben inebilirim. Hay hay hemen. Sağ ol. Aşkım, iyisin değil mi? İyiyim Burak. Bak Burak, bana söz ver tamam mı? Gerçi söz versen de tutmuyorsun ama neyse. Ya bak o çocuktan gerçekten uzak duracaksın. Tamam canım. Bundan sonra ikimiz de daha dikkatli oluruz. Tamam mı? Ya onun takıldığı yerlerde durmayalım. Dersimiz biter bitmez hemen çıkalım okuldan. Şu hale bak ya. Okulda bile huzurumuz kalmadı. Olsun aşkım. Bizim huzurumuz yerinde olsun en azından. Tamam mı Burak? Bak bana söz ver. Yani o sana sataşsa bile hiçbir şey söylemeyeceksin. Bak bu sefer gerçekten küserim. Tamam dedim ya canım. Tamam. Söz. İyi. İnanıyorum. Neyse ben artık gideyim. Tamam. Selam söyle. Dikkat et. Hoş geldin. Nasıl geçti ilk günün? İyi geçti. Sağ ol Erdemciğim. İyi. Çok sevindim. Aslı, geldin mi? İnanmıyorum. Hadi anlat her şeyi. Nasıl geçti? Ya gel hadi otur şuraya anlat lütfen. Hadi. Tamam. Okul nasıl? Burak'la ne yaptınız? Okulun kafesi nasıl bir kere? O önemli. Tipler... Ne tipi ya? Ay saçmalıyorum şu anda. Alışkanlık olmuş herhalde. Ya anlat işte her şeyi. Anlatacağım. Ama bak Aslı, bütün ayrıntıları istiyorum tamam mı? Hiçbir şey atlamak yok. Ya ders bitene kadar her şey çok yolundaydı. Kafede buluşmak için Burak'la sözleştik. İlk karşılaştığım kişi Çağla. Sırıçyan ya. İlla her yerden karşına çıkacak. Bir şey dedi mi peki? Ne oldu? Zaten demese şaşırırdım. Oktay Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Cengiz. Sizi iyi gördüm. İyiyim. Sizi dinliyorum. Buyurun. Mels Kozmetik'e ait hisselerimin hemen satışa çıkarılmasını istiyorum. Bunun gizli saklı olması gerektiğini düşünüyorsunuz sanırım. Evet. Ve bir an önce. Tamam. Oldu bile. Hisselerini mi satıyor? Tabii ki isterim. Siz ciddi misiniz? Tamam. Konuşup size hemen geri döneceğim. Ha. Gel Volkan. Nasılsın, iyi misin? İyi abi, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Konu nedir? Konu annem. Annen mi? Evet. Bak Volkan, annenin başına ne geldiyse benim bununla hiç ilgim yok. Gerçi o bir takım iddialarda bulunuyormuş ama. Sen merak etme amca. Ben zaten senin böyle bir şey yapmayacağını biliyorum. Buna sevindim. Benim aklımı karıştıran başka bir şey var. Nedir? Eda'ya yıllardır hapiste olduğunu, bu yüzden bizi arayamadığını söylemiş. Ve sizin bu konudan haberiniz varmış. Hapiste mi? Başak. Ya amca, kadının her söylediği yalan. Benim saf kardeşim de hepsine inanıyor. Volkan, ben Başak'ın ne yaptığını yıllardır bilmiyorum. Hapiste olduğunu hiç sanmam. Bence bu konuda yalan söylüyor sana. Ama araştıracağım. Çok iyi olur amca. Bir de bu konuştuklarımız aramızda kalırsa sevinirim. Şimdi nikah arifesi öncesi babamın aklı karısını istemiyorum. Tabii ki oğlum, sen merak etme. Ha, bu arada Eda'yı bu kadından biraz uzak tutarsan iyi olur. Tamam amca. Hadi bakalım. İnanmıyorum Aslı ya. Bu Gani düşündüğümüzden de tehlikeli çıktı. Tam bir arıza. Evet Gonca. Aslı, ya Burak'a söylese miydin acaba? Ya bu çocuk seni rahat bırakmazsa? Ya söyleseydim olay çıkardı. Sonuçta okuldayız. Yani Burak'ın başının belaya girmesini istemedim. Haklısın da. Ne yapacaksın peki? Ne yapacağız? İkisinden de uzak durmaya çalışacağız. Uf, Çağla bitti, bu başladı ya. Ya tamam, üzülme ya. Sen boş ver bunları. Derslerine odaklan. Hatta onu anlat ya. Nasıl geçti derslerin? Kızlar falan nasıl? Havalılar mı? Zengin şımarık kızlar işte. Gerçi bir kızla tanıştım. Garip bir tipi var ama iyi birine benziyor. Kafama göre bir arkadaş buldum. Kimmiş ki bu kız? Bizim sınıfta. Adı Banu. Ay, çizimleri o kadar güzel ki bir görmen lazım. Ben bayıldım. Eğer bir fırsat bulursam bir makine alıp fotoğraf kulübüne başlayacağız. Ya bir günde hemen samimi olmuşsunuz. Siz daha çok böyle yakınlaşırsınız, sonra da beni unutursun Aslı. Ya. Canım benim. Ya sen benim kardeşimsin. Olur mu öyle şey? Olmaz değil mi? Ya tamam, sen bana bakma. Çok sevindim. En azından kafana göre birini buldun. Siz neler yaptınız? Aman canım, biz ne yapacağız? Aynı işte. Ama işleri iyiydi bugün. Ay çok şükür olsun vallahi. Ben de işimin başına döneyim artık. Alo, buyurun. Gonca Pastanesi. Evet. Yapıyoruz tabii. Ben size ustamı vereyim. Evet, o sizi bilgilendirsin. Tabii ki. Aslı Hanım. Buyurun. İyi günler. Organizasyon firmasından arıyorum. Numaranızı sizi çok metheden yakın bir arkadaşımdan aldım. Aa, çok teşekkürler. Düğün organizasyonu için pasta ve kurabiye siparişi vermek istiyorum. Düğün mü? En geç yarın sizden haber bekliyorum. Eğer onay verirsek sunum için mekana gelebilirsiniz değil mi? 100 kişilik bir davet olacak. Çeşidi bol, zengin bir menü olmalı. Tabii, ben sizin için tema hazırlayıp sizi bilgilendireceğim. Bütçede sıkıntınız yok. Neler yapacağınızla ilgili bana detaylı bir mail atarsanız sevinirim. Tabii, yardımcı oluruz. Bilgilerinizi alabilir miyim? Tamam. Teşekkür ederim. İyi günler. Düğün organizasyonu ve tam 100 kişilik. Beni 7. sınıfta okuldan almıştın. Almaya geldim deyince şaşırdım. Oldum o kadar ya. Oldu tabii. Amcamla konuştun değil mi? Konuştum. Hapiste olduğunu bilmiyormuş. Hiç şaşırmadım. Yalan söylüyor. Ya Eda, amcam bize neden yalan söylesin? Çünkü annemin hapiste olduğunu bize yıllarca söylemedi. Şimdi de kötü olmamak için bilmiyormuş gibi davranıyor. Ya saçmalık. Eda, artık sen gerçekten doğru düşünememeye başladın. Ya bu kadın sana ne yapıyor ya? Sevgisini ve ilgisini göstermekten başka hiçbir şey. Şimdi anlaşıldı gözünün körleşmesinin sebebi. Seni nereden vuracağını biliyor. Bak Eda'cığım, ona biraz daha zaman geçir. Onu biraz daha tanı. Sen de anlayacaksın. Ben de zaten bunu yapıyorum abi. Onu anlamaya çalışıyorum. Keşke sen de bu konuda biraz gayret göstersin. Tamam. Eğer gerçekten hapisteyse gayret göstereceğim. Gerçekten mi? Evet. Ama senin de bana bir söz vermeni istiyorum. Eğer hapiste değilse o kadınla bir daha görüşmeyeceksin. Tamam. Kabul ediyorum. Bak, artık bunlar yeni trend Gonca. Yani kocaman bir pasta yapıyorsun ve kişi sayısına göre de cupcake. Ay Aslı, süper bu. Yani bence böyle daha güzel olmuş. Yani bence de hem sunumu şık hem de ikramı kolay. Ya ben böyle bir tasarım yapalım diyorum. Sen? Kesinlikle katılıyorum. Ay Aslı ya, kendimiz için de böyle bir şey yaptıralım. Aman yani yapalım. Düğünümüze mi? Buyurun. Bu nedir? Hemen arka sokakta yeni açılan dans okulunun broşürü. Çok teşekkürler. Rica ederim. Aa, aslında çok güzel bir yere benziyor. Evet, çok güzel. Baksana, vals var, tango var. Neredeyse bütün Latin dansları. Baksana. Çaça, salsa, samba, rumba, hepsi var. Aslı, oryantal bile var kızım. Yani hiçbir şey beceremezsek iki kıvırırız herhalde. Onu kesin yaparız canım. Aslı, ya gidelim mi? Bak benim hiçbir sosyal hayatım yok. Sen en azından okula gidiyorsun. Ben de o da yok. Böyle evden işe, işten eve. Tamam, gidelim. Ya bağlı mıdır acaba? Bilmem ki. Defne Hanım, siz laf dinlemek yerine acaba işinize mi konsantre olsanız? Yok, ben şey diyecektim, kursun binası da bizim. Yani kiracımız onlar. İsterseniz size indirim yaptırabilirim. Yani bana bak ya, tüm mahalle bunların onlar aşkına. Yani hiç gerek yok aslında. Ama madem sen çok istiyorsun, o zaman konuşabilirsin tabii. Tamam o zaman, ben iş çıkışı gidip konuşurum. Aslı, bir an önce başlayalım derslere. Hayırdır hayatım, neye başlıyorsunuz? Dansa. Ha, iyi bakalım. Goncacığım, sen biraz önce dans mı dedin? Dansa başlayacağız mı dedin? Yani bildiğimiz dans, vücutla yapılan dansa mı başlayacaksın sen? Yok Erdem, bilmediğim. Yani dans dedim, sen de çok güzel dedin. Demez olaydım. Nerede peki hayatım bu dans? Nerede? Kurs neredeymiş o? Nerede? Bir arka sokakta, hemen yakın yani. Tamam. Hayatım bak, bir şey diyeceğim. Ben bunları şimdi aldım ya, bunları aşağı yerleştireceğim dolaba. Gel birlikte yerleştirelim, bir de şu dans olayını falan bir konuşalım hayatım, gel. Ay Erdem, yerleştiriversen. Ayrıca bu ne var, bu dans konusunun konuşulacak nesi var, ben anlayamadım. Goncacığım, bir gelir misin canım? Of, iyi al, konuşalım bak. Gösteriyorum sana. Bak şimdi. salsa var biliyor musun? Hadi gidelim. Aa, hoş geldin aşkım. Hoş geldin. Sanem, çok mutlu görünüyorsun. Evet, çok mutluyum. Çünkü düğün siparişi aldık. E süper, tebrik ederim. Aman ya. Ne oldu aşkım? Düğün deyince... Hayatım, hafta sonu amcamın nikahı var. Oraya gitmek zorundayım. Ama mecburen Çağla'yla aynı ortamda olacağız. Gitmesem olmaz değil mi? Olmaz tabii. Yani amcanın bu mutlu gününde Volkan'la Eda'yı yalnız bırakamazsın. Şimdiye kadar ailelerimizle konuşsaydık sen de benimle gelirdin. İnan gelmezdim Burak. Çağla beni görür görmez sinir tepesine çıkıyor. E benim için de öyle. O yüzden gerilmeye hiç niyetim yok. Benden ne kadar uzak o kadar iyi. Sana bayıldığımı söylemiş miydim? Hayır. Peki söylüyorum o zaman. Sana bayılıyorum ya. Ben de sana bayılıyorum. Hadi hazırsan çıkalım mı? E, tamam artık işlerime evde devam ederim. Dur. Gonca ben çıkıyorum. Çağlacığım, yardıma ihtiyacın var mı? Yok anneciğim, sağ ol. Hallettim sayılır. Harika. Canım. Sinanların evine taşınacağımız için rahatsız değilsin, değil mi? Aksine. Heyecanlıyım. Bence çok eğlenceli olacak. Gerçekten mi? Bazen beni çok şaşırtıyorsun. Ben en çok da Eda'yla eğleneceğimizi düşünüyorum. Ona ne şüphe. Belki de bize olan hırsından annesiyle birlikte yaşamaya başlar. Yok canım, Sinan'ın buna izin vereceğini zannetmiyorum. Ama bilemem tabii. Ben en çok babamın tepkisini merak ediyorum. Bundan pek hoşlandığını söyleyemeyeceğim. Babamla mı görüştün? Bugün şirkete geldi. Burada ve bu saat oldu. Hala beni aramadı, öyle mi? Kendine gelememiş olabilir çünkü çok sinirliydi. Evleneceğimizi gazeteden öğrendiği için içerlemiş. Hazmedememiş desek ya şunu. Aynen. Aynen. Bak lütfen seni kırıp yıpratmasına izin verme, olur mu? Çağla, evleneceğim için bana kırgın değilsin değil mi? Bak içinde en ufak bir mutsuzluk varsa ben hemen vazgeçebilirim. Hayır tabii ki de anne. Sen babamın ne düşüneceğini boş ver. Ben onunla konuşurum. İyi bakalım. Hadi ben de öbür tarafları toplayayım. Sabahtan gönderirsiniz değil mi? İstediğim değişiklikleri de yaptınız. Tamam, çok teşekkür ederim. İyi günler. Selda. Ay canım hoş geldin. Hoş bulduk hayatım. Ben de terzimle konuşuyordum. Yani hazırlıkları bitirin artık dedim. Ne kaldı şurada nikah değil mi? Bu evlilik hepimize çok iyi gelecek. Bak ben de bizim hediyemizi aldım. Ay bakayım. Ay Nihat çok şık olmuş, çok. Yani tam konuştuğumuz, istediğimiz gibi olmuş gerçekten. Elçin'e de çok yakışacak değil mi? Ben Elçin'in yanında olacağım hazırlıklar sırasında nikahta. O zaman vereyim diyorum. Belki nikahta takmak ister. Çok iyi olur. Sen de kalsın. Tamam canım, ben kasaya koyarım onu. Ay biliyor musun, çifte mutluluk yaşayabilirdik yani biz şu nikahta. Yani düğüne... Nişanlı gideceklerine, ay niye böyle oluyor ya? Selda sen hala orada mısın? Ay oradayım tabii Nihat. Tabii ki oradayım. Yani nasıl bu hale geldiler acaba? Yani resmen nazar değdi. Kim bilir belki bu düğün onların barışmasına vesile olur, uğurlu gelir. Ne dersin? Orada böyle bir kavga edip de rezalet çıkarmasınlar, ben başka bir şey istemiyorum. Ay Nihat, ne kadar olumsuz bir insansın bazen biliyor musun? Gerçekten bazen çok olumsuzsun yani. Gerçekçisin demek istiyorsun değil mi? Tabii tabii. Efendim canım. Aşkım, ne yapıyorsun? Düğün pastası çiziyorum. Sana büyük bir iş almıştık dedim ya. İşin daha çok mu peki? Ya evet. Yani bu gece çizimi bitirmem lazım. Sabah mail atacağım. Anladım canım. Ben de buluşalım diyecektim. Ha yok. Buluşamayız ki. Hem zaten annem izin vermez. Kiminle buluşmana izin vermem Aslı? Gonca'yla. Goncacığım, benim şimdi kapatmam lazım. Hayırlı akşamlar. Bir Gonca olmadığım kalmıştı. Aslı, benden bir şey saklamıyorsun değil mi çocuğum? Bak ben senin annenim, bana her şeyi anlatabilirsin. Yok anne, nereden çıkardın şimdi? Sen kiminle konuşuyordun telefonda? Gonca'yla. Hastanede Gonca'yla görüşmedin mi? Evet, görüştüm. Eve geldim. Ondan sonra beni aradı. Sinemaya gidelim mi diye sordu. Ben de annem izin vermez. Çıkamam dedim. Tamam Aslı'cığım. İnanıyorum sana. Okul için mi çiziyorsun onu? Yok anne. Bir düğün organizasyonu için pasta siparişi aldık da sunumu da biz yapacağız. Yani inşallah iyi bir şekilde altından kalkarız. Tabii kalkarsın kuzum. Ben sana güveniyorum. Aslım, sen hem okuyorsun hem çalışıyorsun. Yani beni çok gururlandırıyorsun. Canım benim. Sinan Bey, Çağla Hanım'ın odası hazır. Sizin odanızı da istediğiniz şekilde düzenledim. Başka emriniz? Ha, yarın Elçin Hanım'ın eşyaları geliyor. Onları da güzelce düzenlersiniz, tamam mı? Elbette efendim. Baba, yarın mı geliyorlar? Evet, artık birlikte yaşamaya başlayacağız. Süper. Ben de senin gibi sevinmek isterdim ama Eda bu durumdayken olmuyor. Yani biraz benim tarafımdan bakmaya çalışsa, biraz beni anlamaya çalışsa gerçekten çok mutlu olacağım. Tamam baba. İstediğini yapacağım. Ön yargılarımı bir kenara bırakıp yanında olacağım. Beni şu an öyle mutlu ettin ki inanamazsın. Artık seninle daha fazla sorun istemiyorum. Ben de. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Önümüzdeki derse çalışmanızın bitmiş halini görmek istiyorum. Sen bitirmişsin bile. Evet. Seninki de çok güzel gidiyor. Çizgilerin çok güzel. Ailede ressam var mı? Rahmetli babam mozaik ustasıydı. Başın sağ olsun. Sağ ol. Senin ailen hayatta mı? Benim gitmem lazım. Ne oldu? Anahtarımı alacağım da. İstiyorsan sana da öğretebilirim çalmayı. Hastanede işim var. Aşkım, verdiğim sözü unutmadım. Merak etme. Tamam, merak etmiyorum ama acelem var işte, hadi. Tamam aşkım, neredesin? Koşacaksın. Biraz yavaş. Bugünlerin tadını çıkartın aşk kelebekleri. Nerede bu çocuk ya? Arabası da yok. Hey! Baksana! Anahtarını düşürmüşsün. Ödümü kopardın. Manyak! Ben mi senin ödünü kopardım? Kızım sen ruh hastası mısın? Okulda çakı mı taşıyorsun? Çakı değil hocam, tırnak törpüsü. Ya neyse ne. İstemez. Al şunu. Arabada düşürmüşsün. Arabamda düşürmüşüm değil mi? Biliyordum. Ya çok sağ ol. Ya sana nasıl teşekkür edeceğim bilemiyorum. Benden uzak dur yeter. Ya çok canını acıtmadın değil mi? Ya hayır da bir an neye uğradığımı şaşırdım. Kuvvetlisin de. Fena sayılmam. Sende de görüntü var ama ses yok. O ne demek ya? Ya seni tek hamlede yere yıktım demek. Kızım ben nereden bileyim senin gibi bir kızın üstüme deli gibi saldıracağını? Banu. Ya hani senin de bir ismin var değil mi? Tanışma faslına geçtik şu an o anlamda. Volkan. Memnun oldum. Ben de. Mecburen diyorsun. Yani bir arkadaşın sana nasılsın diye sorar, çok fena haldesindir ama iyiyim dersin. Yani alışkanlıktır. Ya da bir çocukla tanışırsın ama hoşlanmadığın halde memnun oldum dersin. Yani yanlış anlama, ben seninle tanıştığıma memnun oldum. Anahtar için teşekkür ederim. Yani ya bu akşam sonunda evime rahat rahat girebileceğim. Ya, dün akşam 3. kata tırmanmak pek eğlenceli değildi. Kanka hoş geldiniz. Hoş bulduk kanka. Ay benim pasta için acilen mail atmam lazım. Ay evet Aslı, bir an önce halledelim onları da ilk dersimizi kaçırmayalım. Ne dersi ya? Aşkım şu maili atayım, ben sana anlatacağım. Kanka şey diyeceğim. Gel kanka, ben sana anlatayım ne dersi olduğunu, gel. Gel kanka. Gel. Kızlar dansa yazıldı. Ne güzel. Güzel de yani hani bize dans etseler falan, yeni figürler öğrenseler güzel ama yani şimdi gidecekler orada böyle seksi kıyafetler. Bilmediğimiz adamlar, elin adamları, dans hocaları diye orada danslar falan. Abartma oğlum ya. Kanka ne abartma ya. Böyle beden bedeni danslar falan. Oo bir dakika dur bak şimdi kafamı karıştırdın ha. Nereden çıktı ya bu dans dersi? Nereden çıkacak? Bizimkinden çıktı. Sürekli böyle bir yenilik peşinde. Yine buldu bir şey yani. Ben ilk başta hevesli falan diye izin verdim. Sonra izin verdiğime pişman oldum ya. Ha, Gonca senden bir de izin aldı yani. Ha. baksana kanka. Aslı senden izin bile almamış. Ya neyse ne. Ne yapacağız şimdi? Hem gitme desek de bizi dinlemezler ki bunlar. Ya ne bileyim işte. Öyle dersek de inada bindirirler. Biz de dans kursuna gidiyoruz. Başka çaremiz yok. Kanka nasıl dans kursuna gideceğiz ya? Ben dans etmeyi falan bilmiyorum ki. Böyle kazık gibi dururum. Böyle anca benimle direkt dansı yapar. Oğlum ben de danstan anlamam ki. Ya o zaman yapalım ya. Gidelim vallahi. Böyle biz o yeteneksizliğimizle onları danstan soğuturuz. Aynen. Anlaştık. Tamam. O zaman hadi gel. Maili attım. Hadi gidelim o zaman. Biz de geliyoruz. Siz de mi geliyorsunuz? Evet. Biz de dans kursuna başlıyoruz. Niye gülüyorsunuz ki? Evet, komik olan ne? Biz dans edemez miyiz? Yani pek sanmıyorum ama. Hayır, dans ederiz değil mi kanka? Ne güzel dans ederiz hem de. Biz kankamla süper bir çift olacağız. Kanka, o kadar da uzun boylu değil. He, biraz abarttım. Hadi bakalım nasıl dans ediyorsunuz? He, bakalım. Hadi anahtarı dışarı. Hadi, Defne burada geçelim. Defne sen burayı halledersin. Merak etmeyin. Şükran, bu Aslı benden bir şey saklıyor. Diyorum ki acaba biriyle görüşüyor da bana mı söylemiyor? Soruyorum çocuğum böyle bir şey var mı diyorum. Yok diyor. Gerçi bana neden yalan söylesin değil mi ama? Tabii canım, sana niye yalan söylesin? Saklamaz o bir şey. Ya bana söyleyemeyeceği biri ise? Ay, nereden çıkardın bunu Emel? Diyorum ki yani böyle itin, uğursuzun, ahlaksızın biri ise, gönülde bu konduysa ve ayrılamıyorsa, ben de kızarım, üzülürüm diye söyleyemiyorsa, ay Allah'ım sen koru. Ya kendi yazdığına kendin inanıp panik yapıyorsun. Emel biraz sakin ol. Aslı aklı başında bir kız. Doğru, benim kızım aklı başında. Ama Şükran, gönül bu, ota da konar. Biliyorum, biliyorum da öyle bir şey olduğunu sanmıyorum. Ama istersen Aslı'nın bir ağzını ararım. Ay ne iyi düşündün Şükran. Aslım seni abla gibi, anne gibi sever. Belki bana diyemediklerini sana söyler. Tamam. Sen onu bana bırak. Eğer öyle bir şey varsa hemen öğrenirim ben. Sen merak etme. Sağ ol, eksik olma. Gerçi bende de kabahat var. Çocuk gitti, işe başladı. Pastanede bir kere bile gidip görmedim. Ne yapıyor bu çocuk diye. Yani hayırlamaya bile gitmedim. Ama en yakın zamanda gideceğim. Kolay gelsin. Aa, sağ ol Halil. Hayırdır? Sen bu saatte buradasın? Selda Hanım'ın siparişleri vardı. Onları getirdim. Ha. Tekrar çıkacak mısın? İşim yok ama yapacak bir şey varsa. Hmm. Emel de Aslı'nın çalıştığı pastaneye gidecekti de. Öyle mi? Tamam. Gidelim o zaman. Ben götürürüm. Emel Hanım beraber gidebiliriz. Ya size zahmet olacak Halil Bey. Yok canım ne zahmet olacak? Ben de gitmeyi düşünüyordum zaten. Arabayı hazırlayayım ben size haber veririm. Sağ olun. Hep böyle yapıyorsun ama kızıyorum ha. Ay seni düşünmek de suç oldu. Ne zamandan beri gitmek istiyordun? Yollarda perişan olmaya diye şey ettik herhalde. Şükran, ya ben senin iyi niyetini biliyorum da hani bazen yapıyorsun ya. Sağ ol. Görüyor musun? Ben sana demiştim bak, dans ediyorlar bak. Hayatta benim sevgilime öyle sarılamaz. Kırarım kafasını gözünü. He, aynen. Ya siz ne konuşuyorsunuz bakayım öyle? Bir şey diyeceğim Gonca, sen böyle mi dans edeceksin? Böyle mi dans etmeyi düşünüyorsun acaba? Vallahi dans ne gerektiriyorsa onu yapacağım ben de. He, sanat için soyunurum diyorsun yani burada. Erdem burada beni kıskanıp sorun yaratacaksan hiç gelmeseydin. Bak Burak hiçbir şey yapmıyor. Aslı. Yürü, gidiyoruz. Ne oluyor canım? Ben bu şekilde dans etmene izin falan veremem. Burak benden bedeli çıktı. Siz danstan ne anlarsınız ya? İçiniz fesat sizin. Artık dans deyince aklınıza ne geliyorsa. Şu dansa bakın mesela. Çok estetik. Bu dans iyiymiş, evet bu dans hoş. Ama bak bir şey diyeceğim, ten tene değmediği sürece sıkıntı yok. Of Erdem ya, sus tamam. Merhaba, hoş geldiniz. Hep birlikte mi katılacaksınız? Evet, benim kız arkadaşım. Ve benim kız arkadaşım. Böyle dördümüz dans edeceğiz biz. Anladım. Ben sizinle çalışacak hocayı çağırayım. Ne yapıyorsunuz ya? Evet, ne yapıyorsunuz? Kıskanıyoruz. Ne yapalım? Evet, kıskanıyoruz. Ay, kıskanmak da bir yere kadar ama. Sizin de buraya gelen de kabahat. Biz de böyle. Rahatsız olursanız biz gidelim. Merhaba, ben Gizem. Dans derslerinize ben gireceğim. Süper. Memnun olduk. Ben de memnun oldum. Erdem ben. Hoş geldiniz. Ben de Burak. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hı hı. Önce biraz ısınalım. Ne oldu? Hani gidiyorduk? Evet, biz gitmiyor muyduk? Hadi. Yok ya. İyi bence burası. Evet güzel burası. Biz burayı sevdik. Biz hiç sevmedik ama. Değil mi Aslı? Kıskanmak da bir yere kadarmış. Siz bizden beter çıktınız ya. Biz de böyle canım. Hadi yürü. Halil Bey, Aslı'nın tarifine göre buralarda bir yerde olacak. Hı hı. Aa, şu karşısı mı acaba? Orası mana. Gonca annem saklar! Annen mi? Aa, Burak Bey değil miydi o? Öyle mi? Fark etmedim. Ay, şimdi yanımızdan geçti. Hastaneyi arıyordum ya Emel Hanım, o yüzden. Hah, hastanede geldi zaten. Hayırlı olsun yavrum. Hoş geldiniz. Goncalar yok mu? Onlar da birazdan gelirler. Anne, Halil abi. Merhaba Aslı. Ay, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hayırlı olsun, hayırlı olsun. Ben de ne zamandır gidip de şunları göreyim diyordum. İyi de siz nereden geliyorsunuz böyle koşa koşa? Arka sokakta dans kursu açılmış. Oraya uğradık anne. Ayakta kaldınız, oturmaz mısınız? Hatta ben size kızınızın yaptığı o çok güzel pastalardan getireyim, olur mu? Nasılsın Aslı? İyiyim Halil abi, sağ ol. Sen okuldan sonra hep buraya geliyorsun değil mi Aslı? Hep buraya geliyorum Halil abi. Güzel. Aslım, çok şirin olmuş burası. Allah kazancınızı arttırsın inşallah. Amin anneciğim, amin. Geliyorum, geliyorum. Kızım, hoş geldin. Gel, geç hadi. Hoş bulduk. Nasıl geçti okulun? İyiydi. Asıl sen nasılsın? Aklım hep sende kaldı. Ya bari izin ver bu gece seninle kalayım. Ben iyiyim bir tanem. Hiçbir şeyim yok benim. İyiyim. Bunu beni düşündüğün için mi söylüyorsun? Yoksa beni yanında istemediğin için mi? Eda'cığım, kızım o nasıl söz? Ben seni istemez olur muyum? Kızım, ben senin huzurunu düşünüyorum. Abin ve baban mutsuz olunca ben senin ne kadar mutsuz olduğunu biliyorum. Aç mısın? Bir şeyler yiyelim mi? Aç değilim. Abim amcamla konuşmuş. Amcam hapiste olduğunu bilmediğini söylemiş. Hani biliyordun? Yoksa yalan mıydı? Kızım, yalan değildi. Bunu bilmediğini söylemesini normal karşılıyorum. Bunca zaman sizden sakladığı bir gerçeği itiraf etmesi hiç de kolay değil. Abim amcama inanıyor. Gerçi araştıracağını söyledi. Umarım doğruyu söylüyorsundur. Eğer yalan söylüyorsan abimi bir daha asla geri kazanamazsın. Edacığım, bundan sonra yalan yok kızım. Bana güvenebilirsin. Sen konuştuğumuz gibi babanla aranı düzeltiyorsun, öyle değil mi? Evet. Tamam. Nikahına da gideceksin. İstemiyorum. Ay Edacığım, kızım. Bak gitmezsen baban çok üzülür. Mutlaka gitmelisin. Tamam mı benim güzel kızım? Tamam. Aferin benim güzel kızım. Aferin. Canım benim. Aslı, pastaları sen mi yaptın? Evet Halil abi. Enfes olmuş, ellerine sağlık. Çok sağ ol. Kızım, Burak Bey burayı biliyor mu? Hangi Burak Bey? Mahzaroğlu. Yok anne, nereden çıkardın? Biz gelirken arabasıyla gördüm de onu. Bizi görünce gitti gibi geldi bana. Anne, bence karıştırdın ya. Evet, evet Emel Hanım, bence de. Siz benzettiniz. Doğrudur. Benzetmiş olabilirim. Aslı, sen yine de Şükran teyzenin Burak Bey konusundaki uyarılarını lütfen ciddiye al, olur mu yavrum? Anne, şimdi söylenecek şey mi bu? Emel teyzeciğim, nasıl buldunuz pastanemizi? Beğendiniz mi? Çok beğendim yavrum, çok güzel olmuş. Abini göremedim, durmuyor mu pastanede? Ha, o şey, abim kendi işine devam ediyor. İyi. Çok iyi yaptınız Gonca burayı açmakla. Aslı için de çok iyi oldu değil mi yavrum? Evet anneciğim. Aslı da bizim en büyük şansımız. Bütün işleri hep o alıyor. Son bir düğün pastası çiziyordun. Ne oldu o? Anne, teklif gönderdik, cevap bekliyoruz. İnşallah alırsınız. İnşallah anneciğim. İnşallah. Hadi yesenize. Limonata da çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Kızım. Ne o? Babanı özlemedin mi? Hoş geldin baba. Ne zaman döndün? Yeni döndüm. Ne o? Beni içeri almayacak mısın? Gel tabii. Tatilin nasıl geçti? Çok iyiydi. Muhteşem yerler gördüm. Belki önümüzdeki sene oralara birlikte gideriz ha? Ne dersin? Sen nasılsın? Seni çok merak ettim kızım. Eminim bu son olaylardan sonra moralin iyice bozulmuştur. Hangi olaylar? İşte yani annenin o adamla evlenmesi falan ya. Ben neden huzursuz olayım ki? Annemin mutlu olmasını çok istiyorum ben. Sinan abi çok iyi bir adam. Annemi de çok seviyor. Sağ olsun, beni de öz kızı gibi görüyor. Senin baban benim Çağla. Başka bir adamın sana babalık etmesine gerek yok. Evet baba. Kimliğimde adın yazıyor fakat hayatımda yoksun. Ben seni aylardır görmedim. Onu bırak, telefonda bile konuşmadık seninle. Çok haklısın kızım. Ama artık döndüm işte. Birlikte daha uzun zaman geçirebiliriz. Bak kızım, eğer annenin yanında rahat edemezsen... kapım sana sonuna kadar açık. Sağ ol. Ben annemle gayet mutluyum. Daha da mutlu olacağımıza inanıyorum hatta. Peki, sen bilirsin. Benim acil bir işim var. Hazırlanıp çıkmam gerekiyor baba. Peki, ben kalkayım o zaman. Hoşça kal kızım. Görüşürüz. Görüşürüz. Efendim? Oktay Bey, hisselerle ilgilenen biri var. Müsaitseniz bu akşam sizinle görüşmek istiyorum. Öyle mi? Ne kadar çabuk. Tamam, görüşelim. Ben yeri ve saati sana bildiririm. Tamam Oktay Bey, sizden haber bekliyorum. Tamam, görüşürüz. Aslım, biz kalkalım artık. Tamam madem. Halil abi gerek yok. Aslı lütfen. Tekrar hayırlı olsun. Teşekkürler. Yavrum kendine dikkat et. Sen de dikkat et anneciğim. Hayırlı olsun Aslı. Sağ ol Halil abi. Emel teyzeciğim. Canım. Hadi bakalım. Hadi çok... Kendinize dikkat edin. Çok sağ olun. Ay, az kalsın yakalanıyorduk Gonca ya. Gerçekten Aslı sorma ya. Ne demişler? Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. Üç. Yok. Aslı dur, üçü söyleme lütfen. Neyse Burak'ı arayayım da annemin gittiğini haber vereyim. Ben de ne yapayım şu maile bakayım o zaman. Evet bak bak. Alo aşkım, annemler gitti. Tamam. Mail gelmiş, mail gelmiş. İşe almışız. Ya inanmıyorum. İşe almışız. Oley, işe almışız kanka. Kanka bak nasıl seviniyor ya. Yemin ederim milyonlarım var. Yani 3 kuruşluk iş için nasıl seviniyor. Adam adam. Ya kanka ne demek ya her zaman. Aşkım. Aşkım. Tebrikler. Sağ ol canım. Bu arada annemizi görmüş mü? Ay görmüş. Burak Bey pastaneyi biliyor mu diye sordu bana. Hadi ya. Sen ne dedin peki? Ne diyeceğim Burak? Artık daha fazla dikkatli olmamız lazım. Ya baksana anne bana haber vermeden çat diye pastaneye geldi. Az kalsın yakalanıyorduk. Telefonda yakalandığım yetmiyormuş gibi bir de bizi burada görecekti. Aşkım bak gel beni dinle. Bir an önce ailelerimizle konuşalım. Konuşacağım. Merhaba, hoş geldiniz. Kapılar açıldı. Volkancığım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Volkan. Hey Çağlacığım, nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Çağlacığım gel, ben sana adını göstereyim. Aşkım, hala burada yaşayacağınıza inanamıyorum, biliyor musun? Ben de. Eda, o nerede? Okulda daha gelmedi. Bakalım ne tepki verecek? Bence beklediğimiz kadar kötü geçmeyecek. Umarım. Gel. Tamam. Harika olmuş. Beğenmene sevindim. Resmen aynı evde yaşayacağız. İnanabiliyor musun? Bakalım seninle yaşamak nasıl olacak? İlginç ve eğlenceli. Bence de. Bir süredir sesin çıkmıyor. Bunun arkasında ne var? Yani yine aklından neler geçiyor Çağla? Hiçbir şey. Benden artık bir şey de istemiyorsun. Yoksa Burak'tan vaz mı geçtin? Olabilir. Buna hayatta inanmam. Sen bilirsin sevgili abicim. Neyse benim artık üstümü değiştirmem gerekiyor. Tamam, ben çıkıyorum. Bir şeye ihtiyacın olursa haber verirsin. Tamam, görüşürüz. Neler yapacağımı bir bilse. Eda'cığım, hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Elçin Hanım'la Çağla geldi. Eda, biz seninle ne konuştuk? Tamam abi. Ben odama çıkıyorum. Önce gel bir merhaba diyelim. Hoş geldin Eda'cığım. Hoş bulduk babacığım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk Eda'cığım. Ben odama gidip bir üzerimi değiştireyim. Tamam kızım. Birazdan yemek hazır olur. Hep birlikte olalım. Tamam babacığım. Ben hoş geldiniz demesini bile beklemiyordum açıkçası. Çok mutlu oldum. Alışmaya başlıyor. Başak Keskin ben. Cengiz Bey yönlendirdi. Ah, memnun oldum. Buyurun, oturun lütfen. Teşekkür ederim. Ben sizi tanıyorum fakat sanırım siz beni çıkartamadınız. Kusura bakmayın lütfen. Sinan Mahzaroğlu'nun eski karısıyım ben. Öyle mi? Evet. Oktay Bey, ben lafı fazla uzatmayacağım. Hisselerinizi satın almak istiyorum. Nedenini tahmin edebiliyorum ama yine de sorayım. Neden benim hisselerim? Tahmin ettiğiniz özel sebeplerden dolayı değil. Tamamen maddi. Benim için önemli olan anlaşabilmemiz. Ben anlaşacağımızdan eminim. Ben de. Demek kapıştığı kişi Gani'ymiş. Nedenini öğrenebildin mi? Partide mi başlamış? Peki Çağla ile ilgisi ne bunun? Tamam. Tamam, anladım. Anladım. Ha evet, fotoğraflar elime geçti. Demek hala birlikteler. Yalnız bak biliyorsun, bu olay hiç kimse tarafından bilinmemeli ve duyulmamalı. Tamam mı? Sadece ikimiz. Ben seni daha sonra arayacağım yine. Hoşçakal. Burak. Oğlum ne yapıyorsun burada? Aynı soruyu ben de sana soracaktım baba. Sen böyle gizli gizli kiminle konuşuyorsun? Gizli mi? Ne gizlisi oğlum? İş görüşmesi yapıyorum. Baba, az önce ne dediğini duydum. Hangi meselenin gizli kalması çok önemli? Ben de öğrenebilir miyim? Ya işte önümüzdeki günlerde çok önemli bir ihaleye gireceğim. Onunla ilgili şimdiden alttan alta bir takım çalışmalarda bulunuyorum. Görüşmeler yapıyorum. Sanki gizli kapaklı bir şeyler yapıyormuşsun gibime geldi ama. Evet ama bak annenin yüzünden. Biliyorsun ben bir ihaleye girdiğim zaman kadın hemen böyle bir savaşa giriyormuşuz gibi davranıyor. O yüzden ben de her şeyi olabildiğince ondan gizli yapmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Öyle davranıyor değil mi? Evet. Ruhu telaşlı. Yani yapacak bir şey yok. Sen işte biraz daha tecrübe kazan. Ben sana her şeyi anlatacağım. Ama biraz zamana ihtiyaç var bunun için. Ama bak benim şüphelerim tam olarak geçmedi. Söyleyeyim. Annemi aldatmıyorsun değil mi? Ya Burak, babanla dalga mı geçiyorsun oğlum sen? Yok baba, alakası yok ya. Seni kerata seni. Hadi bakalım, ben bir hazırlanayım. Görüşürüz. Hah, geldin mi kuzum? Ben bir tatlı servis yapıp geliyorum. Tamam anneciğim. Bekliyorum ben seni. Aşk olsun Aslı. Hani söz vermiştin? Dikkatli olacaktınız kızım. Ya Şükran abla, annemin çat kapı hastaneye geleceğini nereden bileyim? Burası bizim gizli sığınağımız gibiydi. Ama orada yakalanma riskini hiç göz önünde bulundurmadım ben. Sen nereden biliyorsun? Annem mi söyledi? Halil abin söyledi. Annem bana söylemediğine göre pek üstünde durmamış demek ki. Ama Aslıcığım, bak bu böyle olmaz. Bir an evvel annenle konuşmalısın. Yakalandıktan sonra itiraf etmek zorunda kalırsan çok kötü olur. Biliyorum Şükran abla. Ya söz veriyorum konuşacağım annemle. Şimdi güzel bir düğün organizasyonu aldım. Pasta yapacağım. Böyle birkaç tane daha yüklü miktarda sipariş alırsam para biriktirmiş olacağım. Anneme her şeyi anlatacağım. O zaman Emel öğrendiği zaman hızla taşınabilirsiniz diye değil mi? Aynen. Vallahi sayenizde kendimi ajan gibi hissediyorum. Ama ne yapalım? Yok yere yakalanmanızdansa bir süre ajanlığa devam edeceğiz. En azından sen annene açılana kadar. Sağ ol Şükran abla. Teşekkür ederim. Yemekler bir harikaydı Emel Hanım. Elinize sağlık. Çok teşekkür ederim efendim. Aslı nasıl? Okul nasıl gidiyor bakalım? Çok iyi, çok mutlu. Henüz daha bir hafta oldu ama çok memnun. Size nasıl teşekkür edeceğiz bilmiyoruz Nihat Bey. Vallahi bana teşekkür etmenin en iyi yolu onun okuldan mezun olması. Yani diplomasını bir alsın da. İnşallah o günleri de göreceğiz. Ha bu arada Emel Hanım, yani Aslı şöyle okulu bir yoluna falan soksun. Ondan sonra eğer isterse tabii. Yani part-time olarak bizim şirketlerden birinde çalışmaya başlayabilir. Aslı aynı zamanda çalışmayı da çok seviyor, öyle değil mi? Evet, çok sever. Okullar açılmadan önce Aslı çalışmaya başladı aslında. Bir arkadaşı pastane açtı, oraya gidip geliyor. Vallahi bravo yani bu kıza. Yani ne yalan söyleyeyim, eğer ben bunu bilseydim bizim Sinan'ın pastasını onlara yaptırırdık. Yani başka biri para kazanacağına düşün. Aslı para kazanırdı, öyle değil mi? Ay yok artık Nihat, daha neler. Ya, Emel yanlış anlama yani. Çünkü düğün pastası dediğin profesyonellik gerektiren bir şey. O açıdan söylüyorum yani. Ama Selda'cığım onlar da zaten bir dükkan açtıklarına göre pastanede mutlaka profesyonelce yapıyorlar bu işi değil mi? Estağfurullah efendim. Zaten kısmet olmayacakmış. İzninizle. Selda niye böyle davranıyorsun? Ay kötü bir şey söylemiyorum ki Nihat. Yani doğruyu söylüyorum ben. Gerçekten düğün pastası demek profesyonellik isteyen bir şey diyorum yani. Artık çoluk çocuğun yaptığı pastayla yani. Her dediğimde batsın sana Nihat. Anne. Ne oldu? Yok bir şey çocuğum, ne olsun ki? Emel. Yok diyorum. Yani yorgunum herhalde bugün onun için. Tatlı yiyince geçer. Anne doğru söyle. Tabii yavrum. Tatlı yer misin? Yerim. Eda, girebilir miyim? Tabii baba, gelsene. Eda, Selcim, bundan sonra ılımlı davranacağına söz verdin ama düğünle ilgili bir şey söylemedin. Geleceksin değil mi? Baba, ben elimden geldiği kadar uyumlu davranmaya çalışıyorum. Düğüne de geleceğim. Ama ancak nikah saatine doğru. Ondan öncesinde gelemem. Bak kızım, yani ısrar etmek istemem ama bizimle birlikte mekana gelirsen beni çok mutlu edersin. Biliyorum ama elimden bu kadarı geliyor. O da senin mutluluğuna gölge düşürmemek için. Tamam kızım. Sen nasıl istersen. Bana da anlatmayacak mısın Emel? Ya anlatacağım Şükran. Kız üzülmesin diye söylemedim. Ya bilmiyorum. Bu Selda Hanım sanırım Aslı'da hiç haz etmiyor. Yani düşünüyorum bir neden de bulamıyorum. Aa, niye? Ne oldu ki? Şimdi ben tatlı servisi yapmaya gittim ya. Nihat Bey Aslı isterse okuldan sonra part-time çalışabilir dedi. Ben de Aslım zaten bir pastanede çalışıyor dedim. Ne var bunda? Ya bunda bir şey yok. Sonra Nihat Bey, bilseydik Aslı'nın pastanede çalıştığını, bizim Sinan'ın düğün pastasını ona sipariş ederdik dedi. Hay. Bunun üzerine olanlar oldu. Bunun üzerine Selda Hanım, Aslı bunu beceremez çünkü bu profesyonellik gerektiren bir iş dedi. Aslı zaten profesyonel. Yani onun daha önce pastanede çalıştığını ve çok güzel pasta yaptığını Selda Hanım da Nihat Bey de biliyor. Hı, işte ben de bunu diyorum. Yani anlamıyorum. Selda Hanım bunu bildiği halde neden Aslı'ma böyle davranıyor? Aman. Boş ver Emel'cim ya. Sıkma canını. Ya Selda Hanım'ı biliyorsun işte. Biliyorum. Galiba Selda Hanım'ın Aslı ile ilgili hiç fikri değişmeyecek. Gerçi sağ olsunlar bize evlerini açtılar. Galiba en iyisi duymamak. Ha şöyle. Evet. Hadi. Hazırsan birlikte çıkalım ha? Tamam canım. Ben şu önlüğü çamaşır odasına bırakıp geliyorum. Tamam canım. Oh, ah arkadaşım ah. Seni çok zor günler bekliyor. Selda Hanım ortada bir şey yokken daha Aslı'ya böyle davranıyorsa, aralarındaki ilişkiyi öğrenince kim bilir neler olur. Babam da demez mi? Pastanede çalıştığını bilseydim Sinanların düğün pastasının siparişini Aslı'ya verirdim diye. Vallahi senin dolaylı olarak da olsa Çağla için pasta yaptığını düşünemiyorum. Yoksa sırf kafasına geçirmek için yapmak ister miydin aşkım? Ha. Çok komik Burak. Bence ben sana özel bir pasta yapayım. O pastayı da kafandan aşağı atayım. Ha, ödeşelim diyorsun yani. Olur. Ben senin elinden zehri bile olsa yerim. Bu arada o pastayı sen bana atmadın Burak'cığım. Benim elimden fırladı, kafama düştü. Nasıl unuturum? O gün hayatımın aşkıyla karşılaştım. Ha, bu arada baban iyi ki benden böyle bir şey istemedi. Çünkü o kadar ince bir düşünceyi reddetmek zorunda kalırdım. Bu arada bedavadan Çağla'ya tasarımımı vermek bana yetti. Ona başka bir kıyak daha... Aşkım, annem sesleniyor. Kapatmam lazım. Efendim? Aşkım, ne yapıyorsun? İyiyim canım, hazırlanıyordum. Çıkacağım şimdi. Tamam, birlikte çıkalım. Ben seni pastaneye bırakayım. Oradan da zaten amcamın yanına geçeceğim. Damadı büyük günü hazırlıyoruz. Sen çok hazırlanma ama. Kıskanç sevgilim benim. Sen sanki hiç kıskanç değilsin. Ya tamam. O zaman ben çıkıyorum. Her zamanki yerde buluşuyoruz, tamam mı? Tamam canım, ben de çıkıyorum. Görüşürüz. Elçincim, ben çıkıyorum, geliyorum oraya canım. Tamam, artık orada görüşürüz. Bay bay. Halil. Çıkalım biz. Tabii Selda. Oğlum, ben Elçin'e yardımcı olmak için gidiyorum şimdi, nikah yardımı için. Tamamdır anne. Siz de geç kalmayın, tamam mı canım? Tamam anne, görüşürüz. Hadi canım. Takıyı unutmuşum. Hadi geri dönelim. Peki Selda. Aa! Durdur arabayı Halil. Ay inanmıyorum. Kızın, Burak'ın arabasının işi ne? Efendim anne? O kızın senin arabanda işi ne oğlum? Aslı'dan mı bahsediyorsun? Ay evet. Evden çıkarken karşılaştık. Gideceği yer yolumun üzerindeydi. Ay Burak inanamıyorum ben sana. Yani sen aşçının kızına şoförlük mü yapıyorsun oğlum? Yakışıyor mu sana? Yani gerçekten inanamıyorum sana. İnanamıyorum. Anne abartma. Bak Burak, bana doğruyu söyle. O kızdan aranda bir şey var mı? Eğer varsa, bak eğer varsa bir dakika tutmam onları anne kız evde, bil. Anne, kapatıyorum. Konuyu sonra konuşuruz. Ben sana söyledim Burak. Annem beni hiçbir zaman kabul etmeyecek. Boşuna uğraşma. Olacak şey değil yani. Olacak şey değil. Benim oğlum gitmiş... Aşçının kızına şoförlük yapıyor. Tabii bu kadarla kalsa iyi yani. Ama yo, ben buna göz yumamam. Artık bugünden itibaren bu evden gidiyorlar. Bu kadar. Buraya kadar. Bak, her geçen gün aleyhimize işliyor. Çoktan konuşmalıydık. Sen ne dersen de ben ailemle konuşacağım Aslı. Amcamın nikahı biter bitmez bu akşam. Artık ben de çok yoruldum. Ne olacaksa olsun. Hem en kötü ne olabilir ki ya? Bizi birbirimizden zorla ayıracak değiller ya. Sizi bu evden gönderemezler. Sizi gönderirlerse ben de durmam bu evde. Durmayıp ne yapacaksın? Size gelirim. İç güveysi olarak. Kabul etmez misiniz beni? Hem annen iyi bir kadın. Bence acır benim halime. Tabii. Ya bir de ilişkimizi öğrendiğinde bir gör onu sen. Ya annem iyidir, hoştur ama tersi fenadır. Olmadı kaçarız ya. Ne yapalım? Gelmez misin benimle? Ben seninle dünyanın öbür ucuna bile gelirim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. İkimiz için de çok karlı bir anlaşma oldu. Katılıyorum. Eski eşlerimize büyük sürpriz olacak. Eminim bunu öğrenince çok şaşıracaklar. Evet. Özellikle de Elçin. Eda'cığım biz çıkıyoruz. Tamam abicim. Eda'cığım, bizimle gelmeyeceğine eminsin değil mi? Bak otelde de hazırlanabilirdin. Yok babacığım. Ben burada hazırlanıp doğrudan düğüne geçeceğim. Tamam kızım, bak ısrar etmiyorum. Orada görüşürüz. Görüşürüz. Aşkım, bugün yanında kalıp sana yardımcı olmayı çok isterdim. Ama gitmek zorundayım biliyorsun. Biliyorum. Bugün için bol şans. Altından başarıyla kalkacağına eminim. Çok teşekkür ederim aşkım. Bu arada annemin söylediklerine sakın kafanı takma. Kendini üzme. Tamam mı bir tanem? Tamam canım. Seni seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Hayatım ben çıkıyorum, şu arabayı ayarlayıp hemen geleceğim. Bak Erdem, geç kalma lütfen, tamam mı? He tamam hadi. Aslı, ben gece hiç uyuyamadım. Heyecandan. Sen ne durumlar, nasılsın? Burak'ın annesi bizi yakaladı. Efendim? Nasıl yani? Burak'ın arabasına binerken gördü beni. İnanmıyorum ya, tam da gününde. Kızdı mı peki çok? Kızmak ne kelime. Delirdi. Hemen Burak'ı aradı zaten. Senin o kıza ne işin var diye bağırdı. Şok olmuştur kadın Aslı. Eğer aranızda bir şey varsa onları bir dakika bile bu evde tutmam dedi. Tutmaz gerçekten de. Ne yapacaksınız peki? Bir an önce çıkmanız lazım o evden. Burak'a her şeyi anlatacağım. Ne olursa olsun her şeyi söyleyeceğim dedi. Aferin be. Aynen öyle Aslı. Konuşun artık ya. Daha ne kadar saklayacaksınız? Ya ne güzel, işlerimiz de iyi gidiyor. Buluruz size bir ev. Aa, Erdem bana avans verirdi mi? Canım benim, tabii ki verir. Zaten bu işleri almamızın sebebi sensin. Sen olmasaydın alamazdık ki. Şu büyük işi atlatalım, ödememizi alalım. Ondan sonra hemen size bir ev buluruz, taşırız sizi Aslı. İnşallah Gonca. Yani bu iş bizim için çok önemli. Beğenirler değil mi? Ya sen deli misin? Tabii ki çok beğenecekler. Oraya bir gidelim. Sunumumuzu bir yapalım. Ayrıca biliyor musun? Erdem ufak broşürlerden bastırdı. Oraya da bırakırız. Emin ol oradan bir sürü müşteri toplayacağız. Ha, çok iyi düşünmüşsünüz. Ayrıca var ya şu beyaz gömlek, siyah etek falan da iyi oldu. Çok resmi duruyor. Bu bizim ilk büyük işimiz. Merak etme canım arkadaşım, daha çok iyileri olacak. İnşallah Gonca. Neyse ben şu hazırlıklara bakayım. Anneciğim gerçekten çok güzel oldun. Canım benim, sen de çok güzelsin. Çağla, ya ben evleneceğime inanamıyorum hala. Birazdan evet derken inanırsın. Elçinciğim. Selda'cığım hoş geldin. Canım. Ay. Ay bu ne güzellik böyle, ne kadar yakışmış sana. Teşekkür ederim. Ay Çağlacığım sen de çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. Biraz heyecan var tabii değil mi? Normal artık. Gerçekten şu ana kadar bir şey yoktu ama çok heyecanlı ve çok gerginim ben. Sen asıl Sinan'ı gör. Buraya gelmeden önce damat odasına uğradım. Sinan. Onlar da Volkan'la mı birlikte? Evet canım. Burak da gelecek. Eda neden sizinle gelmedi? Yani Çağla da ben de davet ettik ama kabul etmedi. Evde hazırlanacakmış. Hayatım hiç önemi yok. Zaten düğüne geliyor sonuçta. Bak aranızdaki buzlar da erimeye başladı. Umarım Selda'cığım, umarım. Yani bunun için ben de elimden geleni yapacağım. Göreceksin hayatım. Çok mutlu bir aile olacaksınız. İnşallah. Canım benim canım. Bu bizden sana küçük bir armağan. Hey, Selda'cığım çok teşekkür ederim. Ne gerek vardı? Ah pardon. Belki düğünde takmak istersin. Bayıldım Selda'cığım, bayıldım. Ne kadar incesiniz. Çok teşekkür ederim. Anneciğim gerçekten çok kibar. Kesinlikle takmalısın. Kesinlikle. Canım benim. Ben o zaman gidiyorum. Şu kıyafetlerimi değiştireyim. Bir o kaldı. Tamam canım. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Hadi canım. Gel buraya. Çok heyecanlıyım. Hadi takalım. Hadi. Evet, araba hazır. Siz hazır mısınız kızlar? Hazırız biz de. Gonca bir şey unutmadık değil mi? Kontrol ettin mi? Aslıcığım her şeyi 72 kere kontrol ettik. Daha ne kadar kontrol edeceğiz? Ay çok heyecanlıyım ben ya. Defne bir şey diyeceğim. Pastane sana emanet ha. Tamam siz hiç merak etmeyin. Tamam. Sen de burada kal istersen Erdem. Şimdi ne alakası var Aslı? Kıskanıyor çok alakası. Baba nasıl hissediyorsun? Çok heyecanlıyım Volkan. Yeni bir hayata adım atıyorsun. Büyük gün. Normaldir. Doğru. Of. Amca. Burak, hoş geldin oğlum. Kuzen, geç kaldın. Anca kuzen. Özel hazırlandım. Maşallah. Amca. Yani gerçekten olduğundan daha genç duruyorsun ha. Ya abartıyorsun Burak ya. Tamam ben de fena sayılmam ama... Baba harbiden bize taş çıkartırsın. Evet amca. Ya sen bekar olduğun için mi bu kadar genç duruyorsun acaba? Belki birkaç yıl sonra yaşlanırsın. Ya iyice maskara ettiniz ha. Oğlum sizi de göreceğiz merak etmeyin. İnşallah amcacığım. O günleri de görürüz. İnşallah mı? Ya sen bunun şakasını bile yaptırmazdın. Hayrola Burak? Yani hepimiz bir gün evleneceğiz. Her bekar bunu tadacak. Bak sen. Hadi hayırlısı. Merhabalar, biz Gonca Pastanesi'nden geliyoruz. Hoş geldiniz. Törenimiz bu salonda yapılacak. Sunumu da bu tarafta hazırlarsınız diye düşündük. Tabii sizin için de uygunsa. Tabii tabii uygun. Tamam öyleyse. Bir ihtiyacınız olursa haber verirsiniz. Tamam. Ya mekan çok güzelmiş gerçekten. Evet ben de çok beğendim. Efendim canım. Ne yaptınız canım? Şimdi geldik. Sunum için hazırlık yapacağız. Kolay gelsin canım. Seni merak ettiğim için aradım. İşin biter bitmez bana haber ver. Olur mu? Tamam aşkım, merak etme. Görüşürüz. Burak, çok yakışıklı olmuşsun. Bugün sorun istemiyorum Çağla. Artık selam da mı veremeyeceğiz birbirimize? Yani her seferinde başıma bir iş açtığını düşünürse, bence vermesek daha iyi olur. Efendim? Gani'cim. Hı-hı. Evet. Ne oldu kuzen? Bak bu Çağla bir gün benim elimde kalacak. Gani'den ne kadar nefret ettiğimi bilmesine rağmen bana nispet yapar gibi bir de onunla konuş. Düğüne çağırmadı herhalde değil mi? Eğer öyle bir şey yaptıysa kimseyi dinlemem. İkisine de gerekeni yaparım Volkan. Tamam, sen sakin ol. Ben hallederim. Tamam, geldiğinde ara. Görüşürüz. Çağla, sen ne yaptın zannediyorsun? Ne yapıyormuşum? Gani'yi düğüne çağırmadın herhalde değil mi? İstediğim arkadaşımı düğüne çağırabilirim herhalde değil mi? Çağla. Tamam, peki. Uslu duracağına söz verdi. Onu hemen ara. buraya gelmesin. Bak Burak çok sinirli. Olacaklardan ben sorumlu değilim. Artık çok geç. Gelme diyemem. Yine aklımdan neler geçiyor bilmiyorum ama bunun sonunda sen zararlı çıkacaksın. Sen öyle san. Efendim? Alo Sinan? Kiminle görüşüyorum? Çocuklarının annesiyle. Başak, ne istiyorsun benden? Sadece tebrik etmek için aradım. Başak, sen beni ne tebrik etmek için ne de başka bir şey için sakın arama. Sinirlenme. Yeni gelinimize iyi dileklerimi ilet lütfen. Aa, bu arada Oktay'ın da size selamı var. Az önce birlikteydik. Ya senin Oktay'la ne ilişkin var ha? İş ilişkisi diyelim. Oktay, Mels Kozmetik'teki hisselerini satıyordu. Yabancıya gitmesin diye ben aldım. Ne yaptın? Sana şöyle özetleyeyim. Sevgili karının yeni ortağı artık benim. Ona bu güzel haberi sen vermek istersin diye düşündüm. Bunu yapmış olamazsın. Ay Sinancığım neyse ben seni daha fazla rahatsız etmeyeyim. Siz balayından döndükten sonra zaten bol bol görüşeceğiz. Hoşça kal. Başak. Kahretsin. Çok güzelsin. Karım olacağına hala inanamıyorum biliyor musun? Ne kadar şanslıyım. Ben de. Hayatım, canını sıkan bir şey mi var? Yok. Sadece biraz heyecanlıyım bu kadar. Ben de. O zaman ne duruyoruz? Hadi gidip evlenelim. Hadi. Hadi. Aslı çok güzel oldu. Aslı şunların fotoğrafını çekelim mi? Sitemize koyarız. Tamam. Şey harika olmuş. Tam istediğim gibi. Gel. Selda teyzeciğim, Aslı'yı tanıyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Aslı, Volkan'ın kız arkadaşı. Volkan'ın kız arkadaşı mı? Evet. Aa, şaşırdım. Ne zaman oldu bu? Volkan uzun zaman Gizemli sevgilisini hepimizden saklamayı başardı. Fakat biz de yeni tanıştık zaten. Aslı aynı zamanda sizin aşçınızın da kızı. Öyle değil mi? Evet, öyle. Volkan'ı size gidip gelirken tavladı herhalde. Volkancığım biraz sen anlatsana. Nasıl tanıştınız mesela? Çağla, yeter. Aslı, Volkan'ın değil. Benim sevgilim. Benim kanatlarım var, dik yokuşlarım kadar su kaydıraklarım var.